Sevgili yengeç burçları, ay burcu yengeç, yükselen burcu yengeç olan dostlarım. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor? Bu hafta derken 22-28 Temmuz haftası. İnşallah her şey gönlünüzce olur sevgili dostlarım. Şimdi bir şeylerin üstesinden geleceğinizi görüyorum. Her türlü takibi yapmışsınız. Resmi evrak olabilir. İkili ilişkilerde bazı değişimler olabilir. Yani mesela karı koca arasında değişimler vardır. Yani nasıl diyeyim? İletişim kopukluğu olmuştur. Bunu sonuna kadar götürüyorsunuz. Sonuna kadar bir şeyleri başardığını görüyorum ve akıllı mantıklı hareket ederekten pek çok zorluğu üstesinden geliyorsun sevgili dostum. Kavga gürültüden uzak bir döneme girmişsin. Aynı zamanda çok nazik bir duygusal ilişki görüyorum pek çok yengeç burcunda. Gerçekten 22 Temmuz'la başlayan hafta nazik ilişkiler, beraberliklerde böyle birdenbire başlaması, güç kazanma, böyle ben zararlı insanları uzaklaştırdığını, zararlı alışkanlıklardan kurtulduğunu, güçlü bir enerjiyi hayata kattığını görüyorum. İşin ucunu bırakmıyorsun. Böyle de olman gerekir. Çünkü sen inatçı bir yengeçsin. Yengeçlerin istila etme özelliği de vardır. Kalpleri de istila edeceksin. Her yer şeyi de kazanacaksın. Girdiğin bütün savaşlarda kazanıyorsun sevgili dostum. Şimdi karanlık noktalar var bu hafta bak. Çok da tamam süt liman anlatıyorum ama karanlık noktalar var. Uykusuzluk mümkün veya bir konunun aydınlığa çıkmasını istiyorsun. Büyü ve negatif enerji olabilir. Ama mahir olmayan ellerde yapılmış, hiç üzülmeyin. Siyah mum yakın dediğim gibi kimseye paranızı kaptırmayın. Siyah yoksa beyaz da olsa olur arkadaşım. Ama siyah negatifi daha çok üstünde topladığı için bir siyah mum yak, duanı et. Bence hemencecik bu sıkıntılı süreçleri geçireceksin, atlatacaksın sevgili dostum. Hiç merak etmeyesin, atlattığın bir süreçten geçiyorsun. Karşına çıkacak bazı fırsatları değerlendirdiğini, iyilikle karşılanacağını, korkulardan kurtulacağını, kendini iyileştireceğini görüyorum. Bak sıkıntılı süreçleri iyileştiriyorsun. Balık burçlarıyla bazı sorunlar yaşamışsın. Sinirlenme var, gerginlik var. Bakalım onları nasıl çözüyorsun? Bak balıklarla, başaklarla ve sabırsız koçlarla sorunlar var. Var mı koçlarla sorun? Benle bir sorun var mı? Ya koçlara çok şey yapmayın arkadaşlar. Koçlar ne yapalım? Aceleciler, sabırsızlar. Ama çözüyorsun ya. Pek çok sorunu çözüyorsun. Aynı zamanda girişimlerde başarılısın. Her ne kadar sinirlensen de sıkıntılara yol açan düşünceler olsa da ben sonunda ferahlık ve aydınlık görüyorum. Pek çok dostum ferahlamayı, aydınlanmayı başaracak. Kötü sonuçlanan girişimlerle değil, iyiliklerle, güzelliklerle karşılaşacağını da söylemeliyim. İş hayatında sevindirici olaylar olacak. İş hayatında sevindirici olaylar olacak. Başarısız girişimlerden kurtulduğunu, kötü bir dönemin sona erdiğini, tam tersi iyiliklerle karşılaşacağını, iyiliğin hayatına akacağını söylüyorum. Ekonomik anlamda kazançlı bir hafta. Bunu değerlendirmen gerekiyor, değerlendireceksin. Sinirlenme, geçimsizlik ve gerginlik sona ermiş. Bazı ikili ilişkilerde arzuların yerine gelmemesi sonucunda gerginlikler yaşanmış. Bakalım sonu nasıl? Şimdi bazı yengeç burçları ayrılık kararı almış olabilir. Ama karşıdaki insan tekrar gelecek biliyor musunuz? Yani sen yengeç burcu ne kadar ayrılık kararı alırsan al,
karşıdaki insanın senle ilgili planları bitmiş değil. İyi şeyler düşünmüş. Yani kötü bir plan değil bu. Müjdeli haberlerin var. Değişim olacağını görüyorum. Cimri partnerler, cimri eşler hayatınızda yer almasın. Ya çünkü sonu gelmeyen bir tartışma yumağı görüyorum. Cimrilik edenler ya da ne bileyim ben sizinle ilgili sıkıntı yaratanların hayatınızdan gitmesi gereken bir dönem. Bence gitsinler de yerine yenisi gelecek, iyisi gelecek sevgili dostum. Boşanma arifesinde olanlar varsa, ayrılık kararı olanlar varsa bir kez daha gözden geçirsinler. Tekrar ediyorum, bir barışma teklifi gelebilir. 9 gün içerisinde parayla ilgili çok olumlu değişimler görüyorum. Parasal kazancın artabilir. Para her yerden gelebilir. Umduğun ummadığın yerlerden gelecektir. Bunu da söyleyebilirim. Maddi kayıpların yerini kazançlar alacak. Masa başında 4-5 kişinin konuşma yaptığını, ailevi bir toplantının sana çok iyi geleceğini söyleyebilirim. Kovalarla yengeçler arasında muhteşem aşklar bekliyorum. Kovalarla yengeçler arasında muhteşem konuşmalar, beraberlikler, ortak işler, pek çok şey bekliyorum. Ortak paydada buluşma bekliyorum sevgili dostlarım. Evet. Şimdi ailenden getirdiğin karma olabilir, senin karman olabilir, fark etmez. Bir gecikmiş para, bir gecikmiş başarı var. Yani bir türlü işler yoluna girmiyor, gecikiyor, güç oluyor, geç oluyor. O yüzden arkadaşlar dikkatli olun. Her ihtimali göz önüne bulundurun. Belki sen bir yanlış yaptın, belki ailen bir yanlış yaptı. Dediğim gibi kötü bir karma olabilir, mümkün. O yüzden ben bütün yengeçlere bu hafta tövbe estağfurullah zikrini çekmelerini öneriyorum. Zikriniz tövbe estağfurullah 409'dur tekrar sayısı. Yanlışın olmayabilir, ailenin de yanlışı olmayabilir. Bilemiyorum, belki tövbe estağfurullah çekmen gerekiyor. Belki ego yapıyorsun. Onun gitmesi gerekiyor. Hadi bakalım hep birlikte zikrimizi çekelim. Bu haftayı çok güzel değerlendirelim. Tövbe estağfurullah çekerek geç gelen mutluluğu çabuklaştırabilirsiniz. Gelmeyen parayı çabucak çekebilirsiniz. Veya uzun süredir haber alamadığınız arkadaşınızdan haber gelebilir. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Tekrar sayısı 409'dur. Sizleri çok seviyorum Yengeç Burcu. Pazartesi sizin gününüz. Gelecek pazartesi görüşmek üzere. Güzel yüreğinizden öpüyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.